Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sakin ve huzurlu bir biçimde tamamlandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların %84'ünden fazlasını alarak 3. defa Cumhurbaşkanı seçildi. Azerbaycan'da istikrar dönemi devam ediyor. Biz Azerbaycan'daki gelişmeyi en iyi takip eden iki gazeteciyiz. Çünkü yıllar önce birkaç kez Azerbaycan'a geldik ve buradaki gelişmeyi gözlerimizle bizzat yerinde müşahede ettik. Evet Şeref, neler söyleyeceksin değerli kardeşim Azerbaycan'la ilgili? Evet, hatırlarsan 1992 yıllarda ilk gelmiştik Azerbaycan'a. Evet. Azerbaycan yeni kurulmuş bir devletti ve yokluklar içindeydi. Aradan geçen 20 yıl içinde yani inanılmayacak bir değişim yaşadık. En önemlisi de siyasette, ekonomide, kültürde, sanatta yaşanıyor. Şehir baştan sona yenilenmiş. Özellikle şehre bir kimlik kazandırılmış. Siz de gördüğünüz, beraber dolaştık. Burada bir seçim oldu. Kimse seçimin olduğunu duymadı. Sokaklar kağıtlarla kirlenmedi. Adaylar birbirlerine kötü sözler söylenmedi. Partiler arasında kavgalar olmadı. Huzurlu bir şekilde herkes gitti, oyunu kullandı. O kadar demokratik bir ortamda bir seçim yapıldı ki yaklaşık 1400 uluslararası gözlemci geldi buraya. Onlar da şaşırdılar Azerbaycan'daki bu seçimlerin. Azerbaycan'ı kapalı bir rejim gibi görenler buradaki demokratik ortamı, seçimdeki havayı görünce şaşırdılar ve Azerbaycan televizyonuna verdikleri beyanatlara da bunları çok güzel ifade ettiler. Burası Türk dünyasının batıya açılan en önemli kapısı. Böyle bir ortamda Azerbaycan'da 3. dönem başladı. Hayırlı olsun diyoruz. Azerbaycan'ı parlak bir gelecek bekliyor. Bunu kısaca söyleyebiliriz. Gerçekten gençleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, petrolüyle, doğalgazıyla ama bunların dışındaki sanayisiyle de, insanlarıyla da medeni bir ülke burası. 2015 yılında olimpiyatlar, Avrupa olimpiyatları bu ülkede yapılacak ve Azerbaycan gerçekten parlak bir dönem yaşayacak. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz ve Azeri kardeşlerimize huzur, barış, mutluluk içinde bir gelecek diliyoruz. Dağ yaşmak olmaz, narinci başmak olmaz. Dağ yaşmak olmaz, narinci başmak olmaz. Bir kuruş söz demektir, yarla savaşmak olmaz. Savaşmak olmaz. Olmaz, 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 olmaz ya. Başkent Bakü'de keyifli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Rüzgarlar şehri Bakü'de yaşanan göz kamaştırıcı değişimi sizler için araştırdık. İşte son 10 yılda Azerbaycan'da yaşanan değişim ve gelişim. Klasik mimariyle çağdaş mimarinin kucaklaştığı Bakü, çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındırırken, yükselen ihtişamlı binalarıyla da göz kamaştırıyor. Bakü caddelerini dolaşırken, insanda hayranlık uyandıran, böylesine mimari şaheserleri olan binalar görüyoruz. İşte gerçekten muhteşem bir bina. Tarihi 80-90 yıllık bir bina. İşte öte yanda dönüyoruz, şehirde muhteşem. Önce ağaçlar, arkasında tarihi binalar, en arkada ise şehre ayrı bir güzellik katan camdan kuleler. İşte çağdaş Bakü, böylesine güzel bir şehir. Bakü, sanki bir Venedik desek yeridir. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Evet, Venedik'te olmasak bile Venezia restoranın bahçesindeki dev havuzda böyle gondollarla bir gezinti yapmak mümkün. Son derece keyifli bir gezi bu. Seslendi himnimiz bayrak kalkanda, her bir idmançıya yarış kabağı, ilhamı verende yine sen oldun. Her bir idmançıya yarış kabağı, ilhamı verende yine sen oldun. Uşaklar sevdi sahil bağını, yine
yeniden saldıra, yener sen oldun. Azerbaycan ziyaretlerimiz sırasında eski Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer'la da karşılaştık ve kendisinden Azerbaycan hakkındaki izlenimlerini öğrendik. Well, Baku is a fantastic place. Gezdiğim kadarıyla Bakü şaşırtıcı bir hızla değişmiş. Bakü'yü gezdim, hayran kaldım. Son yıllarda Azerbaycan'la Avrupa arasında çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan bir çekim merkezi haline geldi. Avrupalı yatırımcılar ve şirketler buraya çok ilgi gösteriyor. Bu nedenle Azerbaycan'daki bu baş döndürücü değişim çok doğal. The Soviet days, with today.